Efendim merhaba. Merhaba. Eminönü meydanındayız. Kısa bir süre önce yerel yönetim seçimleri oldu. Evet. AK Parti ikinci parti oldu Türkiye genelinde ilk kez. Evet. AK Parti bir ders aldı mı almadı mı ne düşünüyorsunuz efendim? Almadı da komple kaybetmesi lazımdı. Hesap bunlar da kabul etmiyor. Hani dersi kabul etmiyorlar. Neden kaybettiğini de ben söyleyeyim mi? Nedir? O televizyonda hani çıkıyor yalakalar var. İsimler ne? Zafer Şahin nedir o? Serkan Toper. Serkan Toper hukukçu mudur, avukat mıdır? Cem Küçük. Hele Cem Küçük. Yani onun gibi çok var. Ya yani bir de sakallılar var. AK Parti'nin ilçe başkanı gibi mi konuşuyor? Yalakaların yüzünden kaybetti. Halktan uzak durdular. Hala da çıkmışlar. Kaybettikleri halde hatalarını kabul etmiyorlar. Ders almadılar. Ya şimdi ben komple AKP'ye oy vermiş olsam, ailece vermiş olsam vermem. Televizyona çıkıyor diyor ki ya hatasını kabul etmiyor hatasını. Vatandaştan uzak. Hala da çıkmış. Kızı sinirleniyor. Sinirleniyor ve oy vermiyor. Bunu işte bunu Tayyip Erdoğan görmesi lazım. Tayyip Erdoğan o yalakaların yüzünden kaybetti. O da görmüyor bunları. Onu da görmüyor bunları. Ben olsam onun yerinde çıkartmam onları televizyona ya. Bir dahaki seçimde ne olur? Bir dahaki seçimde ne olacak? Yerle bir olacaklar. Kaybedecekler. Yerle bir olacaklar. Özgür. İnşallah da şey gelir. Yani CHP'nin alamadığı yerleri Erbakan'ın oğlu alır. Peki. İnşallah o alır. Özgür Özel'in Erdoğan'la görüşmesi iyi mi oldu, kötü mü oldu? İyi oldu. Şimdiye kadar olması gerekiyor. Kemal Bey diyordu ki müzakere değil, mücadele görüşme. İşte diyordu. Ama görüşme diyordu da adam hem mücadele edecek hem görüşecek. Hem bir cumhurbaşkanı görüşmeyecek mi ya vatandaşlar? Gerekirse Erbakan'ın oğlundan da görüşecek abi, cumhurbaşkanı. Tabii gidecek görüşecek veyahut o çağıracak görüşecek. Görüşmeyecek mi halkın zorunda dertlerini? Ya şu sahaya çıksınlar. Efendim, bak. Efendim kimi diyor ki herkeste para var, caddeler para dolu, sokaklar dolu. AK Partililer diyor özellikle. İHA, SİHA şu bu yaptık diyorlar. Öbürü de battı diyorlar. Siz de battık mı çıktın biraz gelelim. Ben kendimi düşünmüyorum. Evet. Bak benim tamam imkanım 10 bin lira da maaşım var. 11 bin lira değil 10 bin lira. Başka da gelirim var demeyi geçiniyorsun. Geçiniyorum Allah'a şükür. Hanım da emekli, kimseye evimde var. Ha, taksiti var ayrı konu, ödüyoruz geçiniyoruz yani geçiniyoruz. Ya %80 alma gücü var, arabası var, otobüsü var, bilmem dairesi var da %20'yi niye düşünmüyor? Veyahut %5'i alamayan insanı niye düşünüyor? Alım gücü var, %80 alım gücü yok. O tersi oldu. Evet. Yok %20 yani, diyelim. Hadi bak tamam canım tabii ki öyle de ama yok şimdi diyor. Alım gücü güçlü %80. Ama canım benim bak yok. Şimdi onlar diyor ki işte bak herkesin arabası var. Tamam ben de %20 diyorum bak. Ha oran tamam doğru. Oran diyorum. %20 var %80 şimdi yok. Şimdi alamıyor vatandaş okula gidecek çocuğuna simit koyamıyor ya simit. Sen bunu abi, çıkmış. Kadın dün dedi ki 3 tane. Nasıl zaman? Bir zamandayız? Tane çocuğum var dedi. Ne hangi zaman? Alacaksan onu da hiçbir kere onu geç. Sen de AKP'lisin değil mi? Geç. Hayır. Hangi parti? Sen tutmayın da o zaman nasıl simit? Hayat pahalı mı ucuz mu ablacığım? Hayat. Simit alamıyorum var ya. Hayat. Eski hayat. Nasıl? Biz eskiden nasıl zengin zengindi? He. Fakir fakirdi. Ama bak eskiden gidiyordun çorba 10 lira şimdi çorba 80 lira. Ama tamam şimdi çorbayı öyle düşünmeyeceksin. Tamam mı? Bunun maliyeti. Hayır sus bir kere. Bunun çorbaya köylü ekiyor, biçiyor. Oradan aldığı gibi oradan. Köylü ne kadar zam verirse lokantada ona göre köylü, satıyor köylü, tamam mı? Uçuyor muyuz bak bir dakika. 2000 lira domates ya. Kabzımal kalkacak aradan tamam, kardeşim bitti. Kabzımal yiyor parayı kabzımal. O zaman ben mi yöneteyim bu ülkeyi? Yok. Hayır abla kabzımal, ben mi yöneteyim bu ülkeyi? Sen yönetirsen ama abi. Ama devleti sana. Yöneten yönetecek de onu. 10 lira verip bir simit alıyor öyle bir zaman. Kardeşim bak değil. Devleti yöneten devleti yöneten. Lokantalara o zaman devlet gitsin mücadele etsin. Sıra bekliyorsun masa sırası. Devletin. Abla ben seni anlamadım. Uçuyor muyuz? Sıra. İyi mi her şey yerinde mi yani? Yerinde elhamdülillah herkes iyi. Alışverişini de yapıyor. Çarkı bak para yok diyorlar. Dön arkana. Siz emekli misiniz? Şey de alayım doğrudur. Ben emekliyim. Kaç para alıyorsun abla? Ha? 11.500 alıyorum. Yetiyor mu? Çok şükür elhamdülillah. Hiç Allah bilir sen Avrupa tatiline gidiyorsundur ya, o parayla. Ha? AK Partilileri konuşturmayın abi. Ya nereden biliyorsun AK Parti? Sen git be. Manyak mısın nesin be? Nerede konuşma? Hayır öyle AK Parti gibi AK Parti yok. CHP geldi ne yaptı? Partiye bakacak olursan. Hadi. Türkçe konuş. Türkçe Türkiye'de yaşıyorsun.
Hayır, hayır, hayır. O zaman Türkçe konuş. Madem Türkiye'de yaşıyorsun. Ablacığım gel. Orayı beğenmiyor. Yanıyor. Ablacığım bak sen AK Partili olabilirsin. İyiye iyi, kötüye kötü. Her çok şey. AK Parti dengeler mi değişti ama. Hayır, hep kapalı AK Partili mi ya? Yani? Kapalı demedik. Sen kendin söyledin diye söylüyorum. Hayır. Her kapalı gören AK Parti. Her sakallıyı AK Parti diyorsunuz. Böyle bir kalp. Biz onu demedik. Sen dedin ya her şey yolunda dedim. Ben de diyorum ya ki. Dön arkana bir bak. Dön arkana bak. Simit alamıyormuş millet. Bir dön, bir dön. Alıyor mu? Bir dön bir bak. Görüyorum. Git alışveriş insanlarını gör. Ya saçmalama mıyım bu kadar ya? He? Yavrum alışveriş. Gel. Hadi gel. Gelin gelin konuşun. Bir dakika. Ablacığım çıkar mısın kamera önünde? Ablanın bak inan vallahi bak yemin edeyim. Ya yan geliri var, yandaşı var. Ya bir şeyi var. Ya AKP'ye ben de oy verebilirim. Ama vermem ama bunda yani bu bak vermem zaten bırak. Vermedim vermem. Bu vatandaş bak bu vatandaş bıkmış ben %20 diyorum. Şu gençlere diyorum bak ya ya gencecik çocuk senin torunun bak gencecik çocuklar ya. Ya şu gençleri kaybetmeyelim. AK Parti artık yönetemiyor mu efendim? Yönetemiyor. Yönetseler 20 senedir yönetemiyor ya. Hadi 2013'e kadar ülkeyi sat bir dakika pardon. 2013'e kadar sattın, telekomu sattım, her yeri sattım, bina, ben şu 40 senedir İstanbul'dayım, 40 senedir, sattın, millete dağıttın, dula para verdin, yetime para verdin, bilmem ne verdin, verdin, dağıttın, iktidarda koltukta durayım diye. Şimdi ne oldu? Yok, 10 bin lira maaş vereceksin vatandaşa, nasıl geçinecek? Kendin alın 150-200 bin lira, yanlar da var, imzadan da var, her türlü şey de var, avanta da var. Nasıl geçinecek bu vatandaş? Vatandaşın 10 bin lira ya Allah aşkına. Bir insanda bak bırak inancı. Vicdan olmadı mı? O insana ne olursa olsun. Bize geçinin diye para vermiyorlar. Ha, sürünün bir dakika, diye maaş veriyorlar ya. Geldi emekliye para verecek ya onu bekliyoruz. Hayır emek ya, verecek. İmamoğlu hükümetti. İmamoğlu belediye. Niye dedi ki ben emekliye şu kadar yardım edeceğim? Benim yöneten devlet. İmamoğlu değil. Bir dakika gel buraya. 50 senedir AK Partiliyim ben. Hükümet ben belediyenin işlerine ayrım. Bak AK Partiliyiz abi. Ben de yeniden bu dönem Erbakan. Şahatana dedesi. Ya millet siyaset. Efendim AK Parti ders adım alalım. Siyaset nedir bilmiyor. Belediye ayrı, devlet işi ayrı, devlet idaresi ayrı, belediye mecbur değil. Belediyenin işleri şehrin içindeki bayındırlık işlerine bakmak, aksayan yerleri düzeltmek, belediye halka hizmet etmek, belediyenin görevi maaş dağıtmak değil. Devletin işi. Evvela SSK'yı yok ettiler. Sosyal sigortaları yok ettiler. Bütün ilaçları parayla alıyorlar. İki üç tane binak. Eskiden SSK'da ilaç bekliyordum. Şimdi ne bekliyor? Eczaneye para vermeden ilaç alamıyor. AK Parti muhasebe yaptı. İki kelime söyleyeceğim özür dilerim. İmamoğlu'nu tanımam etmem. Bak çok teşekkür ederim. Alnından öpüyorum onu. Burada selam olsun ona. Yeter bak buradan selam olsun ona. İmamoğlu'na artı o CHP'deki yönetime şimdiki başkana. Bak alnından öpüyorum. İmamoğlu kazandı. En azından İstanbul satılmadı. Bak İstanbul satılmadı en azından. Hiçbir şey İmamoğlu hiçbir şey yapmadı diyorlar ya. Hiçbir şey yapmasın. En azından İstanbul satılmadı. Ya satıldan satıldı da kalan kalsın. En azından öbürsü gelseydi belediye kazansaydı. Öbürsü kazansaydı 650 bin ev yıkılacak, yeniden yapılacaktı. Nereye sürecekti bu milleti? Bu millet nereye gidecekti? Tekirdağ'a, Silivri'ye mi, Çorlu'ya mı? Nereye gidecek millet? AK Parti muhasebe yapabildim mi yapamadım efendim? Seçimden sonra ikinci oldu ya. Vallahi bilmiyorum ne düşünüyorlar. Hangi hinlikler düşünüyorlar? 22 senedir bütün tilkileri solladılar. Geçtiler. Şimdi hangi tilkiler kaldı da onları geçelim diye düşünüyorlar. Özgür Özel'in Erdoğan'la görüşmesi iyi mi oldu kötü mü oldu? Ne görüştüler ki? Bilmiyorum. Görüşmeyi soruyorlar. Bence hiçbir iş faydası yok. Neydi? Konu ne? Bir dakika. Hiç faydası yok. Bir dakika. Soralım. Şimdi CHP'nin bir icraatını sorayım. Hanımlara çok şey önem veriyorlar ya.
CHP'nin en büyük irade cumhuriyeti kurması, cumhuriyeti. Hanımların eline süpürge veriyorlar, yolları süpürüyorlar. Hanımlara değer vermek böyle mi? Ama istismara gelince hanımları öyle bir istismar ediyorlar ki. Ne? CHP'nin cumhuriyeti kurması yeterli değil mi efendim tek başına? Cumhuriyeti kurdu. Osmanlı yıktı. Dünyanın yüzünde hiçbir ülke yok ki kendi imparatorluğunu yıksın. Osmanlı'yı yıktı CHP. Kurmadı. Ulan onlar yıktı. Abdülhamit yıktı. Ne diyorsun? Biraz tarih İtti. Oku. Ben okuyorum. Tarih oku. İttihat Terakki kim? İttihat Terakki. CHP'nin devamı. İttihat Terakki kim? Cahil kalmış. Siz cahil eden tarih milleti. Oku. Ben biliyorum. Yunan'ın alfabesini getirdim. Beni kandıramazsın. Feriköy'de alkol fabrikasını kuran da Abdülhamit'ti. Likör fabrikasını da kuran Abdülhamit'ti. Nereye veriyorsunuz? Gayrimüslimler vardı. Kaybettiğiniz. Bir dakika ya. Gayrimüslimler için kurdu. Gayrimüslimler de idare ediyordu. Bak onların kilisesine dokunmadı. Onlar için kurdu. İçkisine de dokunmadı. Bırakın bu işleri ya. Bırakın. Ezanın, namazı, Kur'an'ı. Teşekkür ederim. Alfabeyi. İşiniz, gücünüz. Ne kadar iyi? Gel. Tarih meydanda. Bahar nerede ya? Açar mısınız? Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. AK Parti yerel yönetimde kaybetti. Ders aldım almadım efendim. Halen sahibi bir muhasebe yapmadı diyenler var. Vallahi 806.000 oyu beğenmediler. 1.003.000 oy fark etti. Dersini aldılar da halen kuduruyorlar. Almadım. Canım benim. Özgür Özel'in Erdoğan'la görüşmesi iyi mi oldu kötü mü? Bence iyi oldu. Herhalde denemekte yararı var. Peki. Hüseyin Bey teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Sağ olun. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. AK Parti seçim sonuçlarına ders çıkardı mı çıkarmadı mı? Efendim, işte ben AK Parti tabii ki sonuçta memnun değil. Değilsin? Değil. Özgür Özel'le görüşmesi iyi mi oldu kötü mü oldu efendim? Görüşmesi lazım. Eyvallah. Evet görüşmesi lazım. Efendim konuşabiliriz. Buyurun. Efendim sizi de alalım. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Tam bir ay önce yerel seçimleri yapıldı. AK Parti Türkiye'de ikinci oldu. Kimisi ders aldı diyor, kimisi almadı, salgı muhasebe yapmadı diyor. Biz bitti demeden bitmez yanlış bir düşünce. AK Parti ders aldı mı almadı mı efendim? Evet şimdi AK Parti ne olduğunu, halk ne demek istediğini anladı. Ama şimdi bu ondan ders alacağını da zannetmiyorum. Bunu ben nasıl örtbas edip de, nasıl katakule edip de benim partimin çıkarı, benim cumhurbaşkanım, benim çıkarım nasıl tekrar getirebilirim diye. Bir oyun oynamaya çalışıyor. Yani. Tabii. Çünkü bu anayasada zaten bu ülkenin anayasaya ihtiyacı yok bu an için. Neden? Anayasayı kendiler yaptıkları halde kendiler uymuyorsa şimdi yapacağı anayasanın uyacaklarını nasıl inanalım? Yani bu elbise almayalım diyorsun. Tabii. Tamamen bu yeni anayasayı Tayyip Erdoğan'ın ömrünü uzatmak için tasarlanmış ve bunu uygulamaya çalışıyorlar. Yani bunlar tekrar değişseler zaten Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım demişti. Zaten çıban başı Erdoğan'dan daha çok şeydir yani affetsin. Devlet Bahçeli'dir yani. Mesela eskiden beri Devlet Bahçeli zaten eskiden beri. Özgür Özel'le Erdoğan'ın görüşmesi iyi mi oldu kötü mü oldu ne düşünüyorsun? Var. Şimdi bir ayna olarak toplum bir şey işte oldu yani iyi bir görüntü oldu. Tamam ama bu şimdi ne olacağı belli değil bu. Ne kadar uyuyacaklar, ne kadar tekrar görüşmeler devam edecek, etmeyecek mi? Bunlar şimdi zaten bir şey olmayacak ama topluma bir görüntü olarak güzel bir görüntü verildi. Yani bir nefes alın. Başka da bilmiyor ne olacak. Evet tabii başka ne olacağını kimse bilmiyor artık. Kendiler de bilmiyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun teşekkür ederim. Efendim bir ay önce yerel seçimleri oldu. AK Parti ikinci oldu. Kimisi AK Parti muhasebesini yaptı, ders aldı dedi ki kimisi hiç ders almadı diyor. Sizce AK Parti bundan bir ders çıkardı mı, çıkaracak mı? Ne düşünüyorsunuz? AK Parti seçmeni sandığa gitmedi. Bu arada CHP'nin oyu artmadı. Yani Türkiye genelinde çok az bir oyu arttı. Ama sorumuz o değil. AK Parti ders aldı mı almadı mı abi? Onu soruyorum. AK Parti bundan bir ders çıkaracak. Ha şu an çıkar, yani, çıkaracak. Bir ders çıkaracak bundan. Peki Özgür Özel Erdoğan yalanı oy verdi, gerçeğe oy vermedi.
Abi halkı sorgulayamayız biz. Yani. Halk 22 yıl 22 yılda doğruydu. Şimdi öyle yalan mı oldu yani? Şimdi halkı niye suçluyorsun? Ya seçmeni suçlamak doğru değil. Seçmeni suçlamak doğru değil. Muhalefetten şu anda birinci parti olan İstanbul genelinde konuşalım. İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu tamamen yalan üzerine demagojiyle seçimi kazandı. İki seçimi abi kazandı. Siyasette tepki yalan etmiyor. Var. Erdoğan da söylüyor. Erdoğan dedi ki bu papaz gitmeyecek, gitti. Ben dedi seçimi kaybetmeme vesile olsa bile EYT'yi çıkarmayacağım, çıkardı. Yani siyasete kim yalan söylüyor? Tamam, yanlış yaptı. Kim yalan evet. söylemiyor? Yani bana bunu EYT yapılmaması lazım. EYT yapılmaması lazım. Hangisi doğru söylüyor siyasetçi? Hepsi yalancı. Biz bunu mu konuşacağız şimdi? Şimdi hepsi yalancı ama yalanın bir tutarlılık dalı var. Bir de tamamen şey var yani. AK Parti seçimden ders adım almadı mı? Ders aldı tabii ya. Ben emekliyim mesela. 10 bin lira emekli maaşı alıyorum. 10 bin lirayla ben 15 bin lira ev kirası var. Nasıl ne yapacağız? Nasıl yapıyorsun? Gidip dışarıda çalışıyoruz, yemeye çalışıyoruz. He. Hani başka gelir yok demin, abi. Demin bak beyefendi ne dedi? İmamoğlu yalan söylüyor. Zaten yalandan peynir gemisi yürümez. Demek ki bu adam doğru bir şey yapmış ki oyunu almış. Üçüncü kez seçmişler, üçüncü kez. Ver ikinci. Ha, üçüncü doğru, üçüncü. Üçüncü kez seçti. Abi ama yanlış anlamazsan bir şey. Emekliler ders vermiştir yani. Ben yok ders emeklileri de AK Parti aldı mı? Halen diyor halka meydan okuyor. Biz bitti demeden bitmez. AK Parti halen ders almadı diyenler var. Bitti daha bitti. Eriyorlar yani gittikçe. Özgür Özel Erdoğan'ın görüşmesi. İyi mi kötü mü? Tabii canım görüşsünler canım. Konuşsun, ülke meselesinde ne varsa. Abi Türkiye uçuyor mu batıyor mu? Nereye gidiyor? Anayasayı değiştirmeye çalışılıyor. Uymuyorlar ki değiştirsinler. Uymuyor şu anki anayasaya uymuyor. Uçuyorlar değiştirmeye devam yok diyorsun. Gerek yok ya. Teşekkür ederim.